Bu dönemin yöneticileri olarak bizim de Cumhuriyetimizin 100. yılını gelecek nesillerin gururla ve onurla hatırlayacağı bir Cumhuriyetin 100. yıl anıtı yaptırılmasını arzu ediyoruz. Edirne Belediye Meclisi Aralık ayı olan toplantısı bugün Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Başkanlığı'nda yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda düzenlenen toplantı öncesinde Başkan Gürkan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıl dönümü ve Kadın Hakları Günü nedeniyle kadın belediye meclis üyelerine çiçek takdim etti. Türk kadınının dünyadaki birçok kadından önce seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu belirten Başkan Gürkan, bu durumun Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değerin bir göstergesi olduğunu söyledi. Bunda da en büyük pay Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tü. Çünkü tarihteki olayları konjonktürel olarak değerlendirmek gerekir. Bugünün değer yargılarıyla o günleri değerlendirirseniz olumlu ya da olumsuz doğru bir sonuca varamazsınız. Önce 1930'da yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmesi, ardından 1934'te ulusal düzeyde milletvekilliğinde seçme ve seçilme hakkı verilmesi gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değerin ve saygının çok önemli bir göstergesidir. Ama bugün ne noktada olduğumuza da bir bakmak gerekiyor. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun hangi gerekçeyle olursa olsun evlendirilmiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Bunu hangi inançtan, hangi mantıkla, hangi gerekçeyle yaparsanız yapın, 6 yaşındaki bir kız çocuğu hiçbir şekilde evlendirilemez. Elbette 1934'te Türk kadına verilen milletvekili seçme ve seçilme hakkıyla 1935'te yapılan ilk seçimlerde Türkiye'den 18 kadın, 17 artı 1, bir tane sonradan giriyor ama toplamda 18 kadın milletvekili seçiliyor 1935'teki parlamentoya. Bunlardan birisi de Edirne Milletvekili Doktor Fatma Şakir Memik. Bununla gurur duyuyoruz. 1965 seçimlerinde o güne kadar birçok kadın, az önce Nergis Hanım rakamları verdi, birçok kadın parlamentoya girmiştir ama Edirne Milletvekili rahmetli Türkan Seçkin, Türkiye'de ön seçimle seçilerek parlamentoya giren ilk kadın milletvekilidir. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle bir anıt yapmayı arzu ettiklerini belirten Başkan Gürkan, anıtın yapımı ile ilgili bir fikir projesi yarışması yapmak istediklerini söyledi. Cumhuriyetin 100. yılında gelecek nesillere tıpkı bundan 50 yıl önce Edirne Belediyesi'ni yöneten büyüklerimizin, o dönemdeki başkanın, o dönemdeki meclis üyelerinin alıp Cumhuriyetin 50. yıl anıtını nasıl yaptırmışlarsa bu dönemin yöneticileri olarak bizim de Cumhuriyetimizin 100. yılını gelecek nesillerin gururla ve onurla hatırlayacağı bir Cumhuriyetin 100. yıl anıtı yaptırılmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili de yine bir jüri oluşturmak, bir fikir projesi açmak ve ardından yapımını tamamlayarak 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlanacağı o muhteşem günde de hep beraber açılışını yapmak isteriz. Tıpkı Kurtuluş'un 100. yıl anıtında olduğu gibi. Cumhuriyetin 100. yıl anıtı ile ilgili fikir projesi yarışması düzenlenmesi ve bir anıt heykel yaptırılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.